Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde Local Broadcast Receiver'ların ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Önceki derslerimizde artık Broadcast Receiver'lar hakkında pek çok bilgiye sahibiz. Bildiğiniz gibi normal broadcast'ın ne olduğundan, sıralı broadcast'ı nasıl kullanacağımızdan, sticky broadcast'ın ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından bahsettik. Şimdi de broadcast'larımızın son çeşidi olan Local Broadcast'ın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Zaten adı üzerinde lokal, yerel, yani sadece o uygulamanın içinde kullanılan, dışarıya herhangi bir veri yollamayan veya dışarıdan gelen herhangi bir veriyi almayan broadcastlarımız lokal broadcast olarak biliniyor. Lokal receiver'ları kullanmak için bir manager'ımız var, Local Broadcast Manager diye. Ve bu bize Android Support Library ile beraber girdi. Yani uygulamada eğer bunu kullanmak istiyorsak projemizde Android Support Library'nin yüklü olması gerekiyor. Ve bir uygulama içindeki iki farklı application component dediğimiz, yani aktiviteler, servisler, broadcastlar arasında mesaj alıp vermeyi sağlayan yapıya biz local broadcast diyoruz. Dediğimiz gibi iki tane farklı komponent arasında iletişim kurabiliyor. Yani bunlar aktiviteler olabilir. Aktivite ile servisler olabilir ki servislere birkaç ders sonra geçeceğiz. Aktivite ile broadcast receiver arasında olabilir. Veya arkadaşlar bir serviste bir broadcast receiver arasında biz bunu kullanabiliriz. Peki neden bunu kullanmalıyız? Daha fazla güvenlidir. Lokal olarak çalışır, global olarak, yani işletim sisteminde tanımlı diğer uygulamalarla bir veri alışverişi içinde değildir. Ya oluşturduğunuz uygulamanın dışına çıkmaz ve dışarıdaki uygulamalardan da herhangi bir mesaj sizin receiver'larınız alamaz ve daha fazla etkilidir. Bu yüzden biz local broadcast kullanmalıyız. Yapacağımız örnekte şöyle bir şey yapacağız. Main aktivitemizde bir send broadcast mesaj yollayacağız. Yani bir mesaj yollayacağız ve 10 ile 20 sayısını yollayacağız mesela. Benim receiver'ım bu sayıları alacak, kendi içinde toplayacak ve Local Broadcast Manager yardımı ile biz bunu main aktiviteye geri göndereceğiz. Şimdi burada yapacağımız ilk adım daha önceki yaptığımız örnekler gibi olurken, normal broadcast olarak değerlendirilirken, Broadcast Manager'dan yollayacağımız mesaj ise Local Broadcast olacak. Dilerseniz hemen örneğimize geçelim. Bunun için Android Studio'yu açtım. Main aktivitemi oluşturdum. Ve bir layout dosyamız var. Bu layout dosyasında daha önceki örneklerde kullandığımız bir butonumuz var. Send Normal Broadcast diye. Ve bunun tıklanma olayını da bu metodun içinde gerçekleştireceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikli olarak buradan yollayacağım mesajı ele alacak bir sınıf yaratıyorum. Ve bunun adına My Receiver diyorum. Daha sonra broadcast mesajlarımızın sınıflarını ne yapıyorduk? Extend ediyorduk broadcast receiver sınıfından. Bu bana bir hata veriyor. Ne diyordu? OnReceive metodunu override etmen gerekiyor. Tamam, bu şu an için burada dursun. Şimdi arkadaşlar bu butona tıkladığımda normal bir broadcast mesaj yayınlayacağım ki biz bunları intentlerle yapıyorduk. New intent diyorum. Burada herhangi bir action name kullanmayacağım. This dedikten sonra sınıfımın adı olan myReceiver.class diyerek explicit intent, yani gideceği yer belli olan intent, direkt olarak sınıfın adını verdim. Daha sonra da ne diyorduk? Send broadcast deyip bu intent yardımıyla broadcast mesajımı yayınlıyorum. Peki ben ne yayınlayacağım? Ne demiştik? İki tane sayı göndereceğim ben buna. Ve bu sayılar benim Broadcast receiver'ımında, yani alıcı sınıfımda toplanacak. Bunun için put extra dedikten sonra sayılardan birine A diyorum ve bunun değerine 15 atıyorum. Daha sonra yine aynı intent nesnesini kullanarak put extra deyip B sayısını yolluyorum. Bu da 20 değerine sahip olsun. Toplamımız 35 olacak. Bu intent yardımıyla bu değerleri ne yapmış olacağım? Ben receiver sınıfına göndermiş olacağım bu butona tıklanıldığında. Şimdi bunları buradan yolladık. Buraya geldik. Şimdi on receive
Yani buradan bu veriler geldiğinde buradaki intent bildiğiniz gibi buraya parametre olarak geliyor ve ben bunu kullanarak buradaki değerleri alabilirim. Nasıl? Integer x sayı diyelim. Diğerlerinden farkını görmek için x sayımız intent nokta bu sefer get int extra diyerek şurada verdiğim değerin aynısını yazarsam ben onun değerini okurum ki kendisi a. Default olarak da sıfır değerini verelim. Daha sonra integer diyorum ikinci sayı. Yine bu da bana buradaki intent nesnesiyle gelecek. Get int extra deyip bunun adına da biz b demiştik. Default olarak da sıfır değerini atayalım. Daha sonra toplam değeri diyelim ve bu a artı b'yi toplayalım. Pardon, biz bunlara x sayı artı ikinci sayı demiştik. Bunları buraya yazdıktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi dilerseniz şu ana kadar bir kontrol edelim ve şunları bir ne yapalım? Toast mesajda bir ekrana bastıralım bakalım. Dedikten sonra konteksti burada kullanabilirim. Daha sonra toplam diyelim. Toplam değer yazsın. Daha sonra da ne yapıyorduk? Long diyorduk. Length long. Evet. Şu an eğer benim bu yazdıklarım çalışırsa ekranda benim 35 değerini görmem gerekiyor. Uygulamam açıldı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi herhangi bir tepki alamıyorum. Neden arkadaşlar? Statik olarak biz bir receiver tanımladık. Yalnız bunu Android manifestosyamıza tanımlamadık. Buraya geliyoruz. Receiver dedikten sonra bu sınıfın bir receiver olduğunu söylüyorum. Ben bunu direkt sınıf adıyla çağırdım için herhangi bir intent filter deyip action belirtmeme gerek yok. Direkt olarak sınıf adıyla çağırdığım için şuraya yazacağım şu tek satırlı kod yeterli. Şimdi butonumu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradan bir mesaj yolladım. A ile B değişkenini yolladım ve bunlar benim receiver'ıma ulaştı ve burada toplandı. Yalnız benim konuyu anlatmak için ne yapmak istiyordum? Buradaki değeri burada hesaplattıktan sonra main activity'ye gönderip orada göstermek istiyordum, değil mi? Yani bunu buradan siliyorum. Şimdi buradan yani bir broadcast receiver'dan mesajı geri göndermek için işte burada biz neyi kullanacağız? Lokal Broadcast Manager'ı kullanacağız. Bunun için şöyle yapıyoruz. Lokal Broadcast Manager dedikten sonra eşittir diyorum ve Lokal Broadcast Manager nokta get instance diyerek ilgili instance'ı alıyorum. Benden bir konteks değişkeni bekliyor. Şuradan gelen değeri ben burada kullanabilirim. Bunu dedikten sonra manager nokta send broadcast diyerek gördüğünüz gibi bir intent nesnesi bekliyor benden. Şimdi bunun için hemen buraya bir intent nesnesi oluşturalım. Ve buna da returning yani geri dönüşü olan intent adını verelim. Daha sonra new returning pardon new intent dedikten sonra intentlerin biliyorsunuz aldığını parametreleri. İşte burada da bir action name tanımlayalım ki geri dönüşte hangi nereye gideceğini bilsin bu intent. Buraya bir action tanımlıyorum. Adı da ne olsun? My result yani benim sonucumu içeren receiver mesajı. Bunu dedikten sonra ben bunu returning intent diyerek geri gönderiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Main activity'den değerleri gönderdik. Receiver'ımıza işlemi tuttuk ve lokal olması için Local Broadcast Manager'dan bir nesne yarattım. Ve ben bu nesneyi bu sefer alıcı sınıfım ne yapıyor? Yayın yapıyor. Yani sonuç, bende sonuç diye bir değişken var. Ben bunu bir intent yardımıyla gönderiyorum diyor. Peki buradan gelen mesajı kim ele alacak? Kim ele alacak? Buraya tanımlayacağım. Private tipinde broadcast, private broadcast receiver diyorum. Ve de buna ne isim verelim? Alıcı diyelim. Receiver. Eşittir. New
broadcast, receiver dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi bunun da bir onReceive metodu var. Yani buradan gönderdiğim, burada send broadcast diyerek gönderdiğim bu intent'i ele alacak sınıf veya metot işte burası. Buraya geldik. Şöyle diyoruz. Integer toplam eşittir. Nereden gelecek? Buradaki intent'e gelecek bu. Intent nokta deyip get int extra diyerek burada ben bunu nasıl yollamışım? Gördüğünüz gibi buradaki intent'e bunu atamamışım. Hemen onu da atayalım. Returning intent nokta put extra diyelim. Bunun değeri toplam olsun. Ve şuradaki toplam değeri böyle yolluyoruz. Ne zaman ki bu buradaki intent de yayını yaptığında toplam adında buraya gelecek ve ben bunu ekrana yazdıracağım. Default olarak da 0 değerini veriyorum. Şimdi toplamda benim ne var? 35 değerim var. Bunu da bir toast mesajıyla ekrana bastıralım. Context olarak yine bunu kullanabilirim. Daha sonra da toplam 2 nokta dedikten sonra artı deyip burada buraya gelen bu toplam değişkenini yazıyorum. Ve long diyerek ekranda uzun bir süre gözükmesini sağlıyorum. Şimdi buradaki broadcast receiver'ı yani bu kullanımı biz ne yapıyorduk? Hep dinamiklerde kullanıyorduk değil mi? Hani zaten bir statik kullanım söz konusu değil. Şuradaki gibi herhangi bir sınıf falan oluşturmadık. Peki biz dinamik receiver'ları, broadcast receiver'ları nasıl tanımlıyorduk? On resume ve on pause metotların içinde gerekli atamalarını yapıyorduk. On resume metodunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Register receiver deyip receiver'ı tanımlıyorduk. Yalnız bunu yaparsak bunun normal broadcast'tan hiçbir farkı kalmaz. Benim istediğim ne? Lokal olarak yani dışarıdaki uygulamalara, diğer uygulamalara herhangi bir mesaj göndermek istemiyorum. Burada yine ne yapmam lazım? Lokal broadcast manager'ı kullanmam lazım. Bunun için buraya bir lokal broadcast manager nesnesi yarattım. Daha sonra onCreate metodunda bunun iklemesini yapıyorum. İklemek dediğimiz yani burada hani integer bir atıyorum. Integer a derseniz de bunu default olarak sıfır değeri verirsiniz ya. Aynı o şekilde buradaki manager'ın oluşturulması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Local broadcast manager.getInstance diyerek context olarak da bu sınıfı gösterebilirim. Manager'ımızı atadık. Ne yapmamız lazım? Bizim bunu register etmemiz lazım. Manager.registerReceiver deyip burada oluşturduğum bu receiver'ı buraya tanımlıyorum. Daha sonra benden ne bekliyor? Bir intent filter nesnesi bekliyor. Nereden biliyorum bunu? Gördüğünüz gibi burada parametre olarak intent filter bekliyor. O zaman ne yapmam lazım? Dinamik olarak broadcast receiver tanımlarken ne yapıyordum? Buraya intent filter oluşturuyordum. Filter diyorum. Eşittir new intent filter dedikten sonra buna bir action atıyoruz. Action'ımız da ne olacak? My result receiver. Ve daha sonra da bu receiver'ı register ederken öncelikli olarak şurada oluşturduğum receiver'ı veriyorum. Daha sonra da oluşturduğum intent filter nesnesini gönderiyorum. Aynı o şekilde burada da ne yapmamız lazım? Unregister etmemiz lazım. Receiver demem yeterli. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle bir çalıştıralım. Bir hatamız var mı? Ondan sonra yazdığımız kodların bir üstünden geçip bu dersi de bitiririz. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 35 değerini aldı. Ve geriye döndüğümde Android monitörde herhangi bir hata yok. Gerçi siz şuradaki onRegisterReceiver'ı yazmasanız bile normal broadcastlarda olan o leak hatası vardı ya uygulamadan çıkıldığında
O hatayı almayacaksınız. Çıktım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hatamız yok. Evet. Yine de bu burada dursun. Şimdi ne yaptık? Butona tıkladığımda A ile B değişkenlerini Send Broadcast, ki bu nedir? Normal bir broadcast'tır. Bu nedir? Explicit Intent'tir. Yani nereye gideceği, kimi hedef aldığı bellidir. Direkt olarak My Receiver'a git dedik bu butona tıklanıldığında. My Receiver'a gitti ve orada gönderdiğimiz değerleri aldık. Toplama işlemini yaptık. Şimdi ben burada bir lokal broadcast yayınlamak istiyorum. Ne demek bu? Burada yayınlayacağım mesajın muhatabı sadece bu uygulamanın içinde aranacak. Bunun dışında action name'i My Result Receiver olan diğer uygulamalar olsa bile onlara gönderilmeyecek. Bunu manager'ımızı burada iklemesini yapıyoruz. Daha sonra da aynı normal bir broadcast mesaj yayınlar gibi bu manager'la send broadcast deyip bunu geriye gönderiyoruz. Şuradaki action name ile. Daha sonra bu action name'e sahip olan bir receiver'ı register ediyoruz. Gördüğünüz gibi filtre oluşturdum. Ve diyorum ki bunun muhatabı receiver diye bir nesne var burada, o. Ve action name'de bu olmak zorunda. Bunları dedikten sonra gördüğünüz gibi burası çalışıyor. Buraya geldikten sonra bu A ile B değerin, pardon, A ile B'nin toplam değeri, ben bunu ekrana bastırıyorum ve bu sayede ne yapmış oldum? Bir lokal broadcast yayınlamış oldum. Lokal broadcast manager sınıfı sayesinde. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hani diğer örneklerden çok da bir farklı yok. Sadece ve sadece ney? Broadcast receiver'ımızı register ve unregister ederken ne yaptık? Buradaki lokal broadcast manager'ı kullanmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste bir örnekle broadcast receiver konumuzu bitireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.